Günaydın. Evet, evden çıktım ve bugün günlerden pazartesi olduğu için böyle bir taşınıyormuş gibi büyük çantam var. Başlıyoruz güne. Hazır mısınız? Haftaya giriş yapıyoruz. Çok gerçekçi bir 8-6, pardon, 6-8 çalışan vlog çekeceğim. Yine yapabilirim. Bunu çekeceğim. Saat 5 çeyrek uyanış, 6, 8, 6, 10 evden çıkış ve 6, 20, 24 arasında İzban'a binişle başlıyor günümüz. Bir tane İzban gidiyor. Bu şey 6, 10 İzban'ı, benimki değil. Ne diyecektim ya, sabah sabah benim çalışmam için diyeceğimi unuttum. Devam edeceğim bu konuşmalarıma. Şimdi ya servis ya da arabayla gideceğiz işte. Gülizar. Gülizar, günaydın. Günaydın. Mustafa yeni nişanlandı. Günaydın. Yatırım geçeceğim, karar verdim. Çok an kolay. Bir anda telefon açtım, fark ettiniz mi? Arkadaşlar, Mustafa'yı buradan tebrik ediyoruz. Mustafa'yı tebrik edelim. Teşekkür ederim. Yakında düğünü var, orada halay çekeceğiz. Göbek atacağız inşallah Gülizar'ın yanına. Bizim başımızda ama benim önce başka hayallerim var. Benim de. Sonra özel olarak. Onları özel olarak konuşuruz arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler. Saat 7'ye 5 falan var herhalde. Aynen 3 var şuradan görüyorum. 57. 8'de iş başıyız. İş yerine de birkaç video çekeceğim ve gerçekten 8-6 çalışan, yani gerçek anlamda 6-8 çalışan bir insanın bir gününü göstermiş olacağız. Aynen. Şu anki halimize bakın. Bu da iyi bir şey değil. Yani şöyle. Çıkışta görün siz. Tabii video çekebilecek durumda olursam inşallah. Aynen. Ve sonunda fabrikadayız. Bugün servise değil, arabayla geldiğimiz için 7.35'te fabrikaya vardık. Güzel kahvaltı yapıyor. Cem burada uyukluyor. Yani bu gece uyuyabilen oldu mu aranızda? Ben asla uyuyamadım. Bir gram uyuyamadım. Evet. Ve bizim aşırı sıcak. Evet. Bugün ve yarın öğlen dışarı çıkmayın diye uyarı geçiyorlar. Ama gece asla uyuyamadım. Yani olmadı. En son 4.30 civarı uykuya daldım. Zaten 5 çeyrekle uyanıyorum. Bana böyle güzel bir derin uyku değildi. Böyle arafta kalırsınız ya, öyle bir şeydi. O yüzden çok kötü hissediyorum. Arabada da şimdi uyuyamadım. Böyle sadece gözlerimi kapattım. Umarım gün içinde bayılmam. Bol bol Türk kahvesi içebileceğim bir gün olabilir Gülizar. Türk kahvesi getirdim bu arada. Bu da en zor, ne biliyor musunuz? Bu sürekli yaz ayında tatile gitmek varken şu an burada çalışıyorum. O kadar doğru ki şu anda insanlar Yunanistan, herkes Yunanistan'a mı gider arkadaşlar? Herkes Yunanistan'da, sinirim bozuluyor. Bali'de mi Yunanistan'da var? Ben Torbalı'dayım. Biz ne yapalım? Biz Torbalı. Hem de Torbalı değil, böyle Torbalı Kemal Paşa yolu arasında bir yerde. Uç uçmaz, kervan geçmez. Evet, neyse, sabah sabah depresyonluk olduk. Bakalım gün içinde neler olacak. Görüşürüz gün içinde. Ofis. Şu an ofisimiz çok kalabalık. Gülizar Hanım, lütfen bana bakın. Ay, LinkedIn'deymişim. Neyse. Bugün yeni bir pozisyon. Gerçi yeni bir pozisyon değil. Bu bende olan bir pozisyondu. İK'cılık görevini üstlendim. O yüzden bir iş görüşmesi bekliyorum ama tam şu an 9.01 geçiyor saat. İş görüşmesi gelmedi. Neredesiniz hanımefendi? Neredesiniz? Evet, geçen hafta da satın almacı görevindeydim. Çok güzel bir hediyeli kutu gelmişti. O yüzden satın alma pozisyonu benim için tapta. Ben satın almacı olmaya karar verebilirim. Her an böyle bir dönebilirim yani. Bakalım, bakalım. Bahsediyor.
Merhaba arkadaşlar, ekrana hoş geldin. Normalde şöyle ki, ay yemeğimi açamadım. Bizim yemeği yediğimiz diğer fabrikada bir yer, yani yemekhane, oraya gidiyoruz yemeği. Çünkü onlar daha kalabalık fabrika olarak. Biz az kişi olduğumuz için işte onların yanına gidiyoruz yemek yemeye. Ama bugün yemekte yeşil mercimek yemeğiyle erişte olduğu için yemek istemedim ve evden yemek getirdim. Yani çok da farklı bir şey getirmemiş olabilirim ama en azından güzel bir domatesli makarnayla yanına da kabak mücveri, yoğurt, işte böyle birkaç meyve, salata falan filan getirdim. Yani yeşil mercimek ve erişteden çok daha iyi. Bu arada ben yeşil mercimekli o yemeği seviyorum böyle. Belki biliyorsunuzdur, içinde erişte oluyor. Yeşil mercimek adını yemeğin asla bilmiyorum, hatırlamıyorum. Öyle seviyorum. Ayrı ayrı pek en azından dışarıda çok az sevmediğim için evden getirdiğim yiyeceğim. Afiyet olsun, görüşürüz. Ve gün sonu sonunda bitti. Gerçi bugün o kadar da yorucu geçmedi bence. Sen ne düşünüyorsun? Bence yine de yorucu geçmedi. Benim için aşırı yoğundu. Yani evet, sürekli bilgisayardaydım ama en azından böyle çok az dağılmadı aklım. Bir iki olayda işte odaklandığım için gün bir yerde bitti. Mesela kahve içmedim bugün. Aynen, bugün kahve içmedik. Kesin bir ara çok uyudum. Ben böyle gittim gittim geldim ama topladık. Burası sessiz sakinliği olduğu için şu an ofiste iki kişiyiz bugün. Onun bir sakinliği de var. Ben genelde aşağıda da çalışıyorum. İpek Hanım'la çok çalışamadık bugün ama güzel bir gündü. Evet. Pazartesi sendromu atlatıldı yani ama iyi, daha geri kalan 4 gün var. Aynen. Evet, bir o birazcık sıkıntılı. Evet. Daha gün gerçi benim için bitmedi. Buradan sonra pilatese gideceğim. O yüzden şimdi acur yiyeceğim. Ben de buradan sonra uyuyacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, ofisi kapattım. Yazıyı da kapattıktan sonra aşağı gidiyorum. Bugün sabah gelirken arabamız yoktu. Arabamız yaklaşık bir haftadır yok. Servis bozulmuştu. Sonradan şoför işten çıkmış. Ama yani işte servis yapıldıktan sonra şoför olmadığı için şey yapamadık. Arabayla gidip geliyorduk. Bugün şoför başlıyormuş. Bakalım, dönüşte servise gideceğiz. O yüzden büyük ihtimalle 7 civarı Bornova metroda olurum. Eve, yani pilatese gideceğim için eve uğramayacağım. Yani umarım trafik yoksa 7 civarı Bornova'da olurum. Sonra hemen metro izban yaparsam 7.48 civarında pilates yerimde olurum. Pilates dersim 8.30'da. Full ofis içinde çalışıyor olduğum için pilates iyi geliyor. Pilatesten çıktım, eve gidiyorum. O kadar yorucu bir gündü ki. Dün asla uyuyamadığım için büyük ihtimalle bayıldım yani. Şu an saat 9.30. Eve vardım 9.40 desek. Hemen duş, 10 çay yapacağım. Ay evet, saat şu anda tam olarak 9.39.40 arası bir şey. Pilatesten çıktım, ölü bir haldeyim, eve geldim, hemen hızlı bir duş alıp uyuyacağım. Bugünü benimle geçirdiğiniz için teşekkür ederim, yorucu bir gündü.